Programımızın adı Futbol IQ sevgili futbol severler. E, Muhammed Türkmen hocamızla birlikte e, bu hafta sizlerle birlikteyiz. E, futbolun sağ çizgilerinin içerisinde kalmak suretiyle analizlerini, yorumlarını, gerek taktik, gerek diziliş, gerekse genel itibariyle futbolun e, teknik kısımlarını e, hocamla birlikte, Muhammed hocamla birlikte değerlendireceğiz ve hep böyle yapacağız. Hep o sınırlar içerisinde kalacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, i̇lk program... Geride bıraktık. İlk programlar, ilk de her zaman zordur. Ferhan Şansoy'un bir lafı vardır, ilkleri yapmayacaksınız diye. Biz o aradan onu çıkarmış olduk. Ee, o şeyi üzerimizden attık. Ee, ben çok uzun süreden sonra futbol programı yapıyorum. Benim açımdan da çok önemli. Çok heyecanlıyım bu program açısından. Ee, güzel analizler, güzel e, çıkarımlarınızı mutlaka dinlemek istiyorum. Ve e, bu hafta maçları izlerken, bu arada sevgili futbol severler şöyle bir şey söyleyelim. Muhammed Hocamın söyledikleri eşliğinde futbol maçını izlediğiniz vakit veya mesela geçen seneki geçen haftaki programda buraya ortaya koyduğu doneler veya da bakış açılarını mutlaka kullanmak gerekiyor. O izlerken farklı bir gözle bakıyorsunuz ve daha fazla keyif alıyorsunuz futboldan. Şahsen ben bu hafta 9 maç izledim ve bu gözle bakmaya çalıştım. Onun için teşekkürler ve bu doneleri ve analizlere devam edeceğimizi sizlere belirtelim. E, i̇sterseniz Galatasaray'dan başlayalım. E, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması müthiş bir derbi. E, her zaman ismi e, çok büyük çok yüksek bir marka yerine sahip bir karşılaşma. Her iki takım bir araya geldiğinde de gerçekten iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Form grafiklerinden kadrolarından bağımsız olarak. E, fakat bu defa e, Galatasaray'ın çok iyi bir performansı vardı. Sizce e, sizin bakış açınızda kırılma anları var. E, evet. O Bakış açınızdan bir maçın analizini alalım. Sonra benim merak ettiğim konular var. Onları değerlendirmek istiyorum. Tabii memnuniyetle. Her şeyden önce Galatasaray'ın geçen hafta bir puan kaybından dolayı Kayseri evet. deplasmanında kazanmak zorunda olduğu ya da kendini kazanmak zorunda hissettiği bir hı hı. maça çıktı. Sonuç olarak bir derbi, Trabzonspor çok önemli bir takım. Geçen hafta maçını kazanmış, İstanbul'a geldiğinde mutlaka puan ve puanlar almak için gelmiş bir Trabzonspor. Hı hı. Bu vesileyle Galatasaray takımının maça konsantrasyonu %100 ve çok şiddetli baskıyla başlamak için bu mesajı maçın hemen başında zaten verdi. Hatta konuşurken şöyle bir örnek verdim size. 21. dakikada Barış Alper'in Eren'le girdiği sağ kanatta bir pozisyon var. Bir mücadeleleri var. O ikili mücadele sonrasında Barış Alper, korneri kazanıyor ve evet. e sanki maç kazanmış gibi ya da bir gol atmış gibi, bir asist yapmış gibi bir hareketi var. Coşkuyla. Coşkuyla, yani o kazanılmış kornere karşı Hı -hı. verdiği bir tepki var. Şimdi Galatasaray'ın nasıl bir motivasyonla sahaya çıktığının bir örneğiydi Hı -hı. her şeyden önce. Bu kolay bir şey değildi, hemen evet. kazanılacak bir şey değildi. Oyuncu içinde o şekilde e, yaşamış ve bütün takımın oradaki enerjisi, oyuncunun oradaki... Bu enerjideki bütünlüğü gösteriyor. Yani evet. antrenör ekibinden başlayarak hı hı. Okan Hoca'nın taktiklerinin ışığında sonrasında motivasyonuyla hı hı. oyuncuların birbirini motive etmesi, oyuncuların birbirine destek olması konusu da yine aynı şekilde. Galatasaray çok ciddi bir baskı ve motivasyonla başladı her şeyden önce. İnanılmaz hı. görüntüler tribünlerde. Çok büyük bir coşku Galatasaray hı hı. taraftarının itici gücü. Geçen yıl şampiyonluk, bu sene büyük hedefler Şampiyonlar Ligi'nde. Hemen oraya da bir kısacık değinmek istiyorum. Tabii. Pankart ay vardı tribünde onunla ilgili. Evet, geçen hafta konuştuğumuz konu Galatasaray'da her şeyin planlı gittiğine dair. Geçen seneden bu yana önce şampiyonluk, şampiyonluktan sonra Avrupa'da başarı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Planlı hareket ediliyor. Başarı gelebilir, gelmeyebilir ama planlı bir hareket olduğunu konuşmuştuk. Zannedersem iki gün sonra hemen Erdem Bey'in bir açıklaması oldu. Biz hı hı. geçen sene şampiyonluğu hedefledik, artık Avrupa'da başarı istiyoruz şeklinde. Bizi doğrular nitelikte bir açıklaması oldu. Teyit etti resmen. Evet. Zaten Sayın Erdem Timur'un transfer görüşmelerinde ortaya attığı iddia, ifade şu şekilde. Biz zaten başarılı bir takımız. Geçen sene şampiyon olduk. İyi bir kadromuz var, iyi bir tek direktörümüz var. Ancak biz Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar yine başarılı olmak istiyoruz. Gel bu şampiyonluk daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'ndeki o başarı serüvenine gel ortak ol diye bir teklif götürüyormuş oyun. Yani giriş konuşma aş konuşması aşağı yukarı böyle başlıyormuş. E tabii, yani sürekli kafalarda o var. E tabii çok önemli bir şey. Özellikle hedef doğrultusunda oynayan, hedefi Hı -hı. olan oyuncuların hedefle bütünleşmesi çok önemli bir şey. Bazı oyuncuları evet para vererek getirebilirsiniz. Bazı şeyler vaat ederek onları getirebilirsiniz. Ancak hedef odaklı yüksek seviyeleri görmüş oyunculara mutlaka bir şey vaat etmeniz gerekir ve vaat ettiğiniz şeyleri gerçekleştirecek zemini hazırlamanız gerekir. Hı hı. Bu da net bir şekilde Galatasaray'da Avrupa'da başarı istendiğinin çok açık bir şekilde görüntüsü var. Sahaya yansıyan ne oldu taktik dizilim ve e, geri kalan kısmı açısından? Benim mesela stoperlerle ilgili de belki hı. bir sorum olabilir konuyla tabii, ilgili. Tabii Eee yani baktığınız zaman son derece önemli bir forvet attı, İyi bir ortası, o arkasında savaşan, savaşkan dedikleri futboldu oyuncular var. Ee, işte iyi çok iyi bir kaleci var tabii ki şüphesiz. Ee, savunma hattını nasıl görüyorsunuz? Galatasaray'ın savunma hattı baktığımız zaman çok modern bir savunma yapısı var. Hı hı. Şimdi Nelson'un performansı yanında yine Abdülkerim'in sol ayaklı ama oyun kurucu stoper hı hı. olması, iki tane hücumcu bekinin olması, Saşa Boy ve Angelino'nun olması Galatasaray'ın çok büyük bir avantajı. Neden? Şimdi taktik üzerinden gidersek Galatasaray yine 4-2-3-1 şeklinde, Trabzonspor buna karşılık 4-3-3 şeklinde sahada yer aldı. Orta sahada bir eşleşme vardı. İkili orta sahalar, tekli orta sahalarla bir eşleşme yaşandı. Burada Galatasaray'ın özellikle oyun kurarken, geriden oyun kurarken beklerini orta saha çizgilerine bastırmış olması, ayak bastırmış olması Trabzonspor'un önde yapmak isteyeceği ya da yapmak istediği baskının başarısız olmasına neden oldu. Bekler'in bu kadar hücumcu olması, Bekler'in oyuna çıkışından sonra kanat oyuncuların özellikle Barış Alper ve Kerem'in içeriye doğru kat etmeleri yine orta sahadaki Galatasaray'ın sayısal üstünlüğüne neden oldu. Bunun ışığında tabii Torreira'nın ki Galatasaray için çok önemli bir oyuncu, Torreira'nın tekrar takıma dönmesi, dinamik yapısı, ikili mücadelelerdeki o agresif yapısı, dönen toplardaki masterlığı ki Galatasaray için çok önemli. Kısa mesafelerde patlayıcı özelliğinin olması, her an her şekilde baskıya gidebilmesi, baskıdan sonra kademeye dengeye dönebilmesi ve taraftarın çok sevdiği tarzda, özellikle Türkiye'de sevdiği tarzda bir oyuncu olması, Galatasaray'ın oyununa bu karşılaşma için artı yansıyan unsurlu, unsurlardan bir tanesiydi. Ee, güzel peki, e, Forvet adına şüphesiz İkaldi gibi bir büyük bir yıldız var. Hani. Türkiye'de oynaması çok büyük bir şans bana göre futbol severler açısından bakacak olursak. Bunun devamında Galatasaray sizce o plan doğrultusunda dediğiniz o gerekli eklemeleri, gerekli takviyeleri Angelino özelinde de düşünebiliriz bunu. Evet. Yapmış durumda mı? Bu seviye nereye kadar çıkabilir? Yani bu seviyeye çıkartacak. Geçen senin üzerine koymuş durumda mı Galatasaray? Evetse neler yaptı? Mesela Angelino'nun inanılmaz servisleri var. Belli yani oyuncunun evet. neler yapabileceği. Kesinlikle. Şimdi Bakanmuya baktığımız zaman Icardi'den farklı bir santrafor tipinde. Özellikle ikinci yer oyuna girdiğinde kanat bölgesinde, sol kanatta görev aldı. Hı hı. Icardi ile karşılaştırdığımızda Bakan bunun atletik yapısı, sprinter özelliği çok önemli. Bu bir opsiyondur teknik direktör için. Takımın içinde özellikle savunma arkası koşularını ciddi yapabilecek bir oyuncu. Onun dışında Galatasaray'ın geçen seneden belki bu sene sezon başından itibaren bu iki maçta da yaşamış olabilir bunu. Set hücumlarında getirici, asist yapacak ve daha önemlisi önde topu tutup pas aksiyonunu rakibi kendi sahasına hapsedip pas aksiyon aksiyonunu ve saha organizasyonlarını özellikle 3. bölge organizasyonlarını ve opsiyonlarını yapacak oyuncular transfer etti. Baktığınız zaman Hakimziye, tete çok önemli oyuncular bunlar. Ve Galatasaray'ın hücumsal anlamda özellikle 3. bölgede pas organizasyonlarına ve hücum varyasyonlarına çok ciddi katkı verecekler. Bunlar yine dediğim gibi hem topu tutabilen hem asist yapabilen teknik kapasiteleri çok yüksek. Hem Galatasaray'ı hem de e, Türk futbolunu bence bir tık daha yukarı çekebilecek kalitede isimler. Hocam çok güzel bir tabir kullandınız konuşmalarda. Program öncesi hazırlıkta. Ee, az önce de altın çizdiniz burada. Tekrar sormuş Hı. oluyorum. Tekrar düşünüyorum. Duydum ya yani. konuştuğunuzu şey e, bahsettiniz ama iki hücumcu bekini çizgiye ve öne doğru ayak bastırdı evet. diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey baktığınız zaman. Hani yani, bilinçli, yani e, farklı bir gözle bakacağız dedik ya. E, i̇şte her bir şey bu kadar planlanmış ve futbolun genel doğrultusunda aşağı yukarı her şey böyle yapılıyor. En ufak bir koşunun <laughs> daha önceden düşünülmemiş olması veya improvise gelişmesi biraz daha zor. Mesela burada neyi kastediyorsunuz ve bu nasıl bir güç getirir Galatasaray'a? Şöyle, şimdi daha önce tekrar konuştuk bu konu. Sağının evet. eni 68 metre. Evet. Ve eğer siz bunu hep burgulayacağız gördüğüm evet. kadarıyla. Hücum hücum oynayan bir takımsanız 3. bölgede, özellikle Türkiye liginde 3. bölgede hücum oynayan bir takımsanız maksimum genişlik yapıp kanat oyuncularınızı ya da önce beklerinizi sonra kanat oyuncularınızı maksimum genişlikle sahayı maksimum geniş kullanmak zorundasınız çünkü rakibin savunma bloklarının arasındaki mesafeyi açabilmek ve o blokların içine oyuncu sokabilmek için çünkü hı hı. genellikle Trabzon spor maçında da gördük Kayseri spor maçında da ilk hafta konuştuk Galatasaray'ın şampiyon olması şampiyon bu sene tekrar şampiyon adayı olması Avrupa'da başarıyı hedefli olması rakiplerinin gözünde Galatasaray'ın çizgisini bir tık iki tık üç tık yukarı çektiğinde artık Galatasaray'a karşı motive olmak çok kolay oyuncular için. Hı hı. Ve herkesin oynamak istediği, herkesin enerjisini yüzde yüz kullandığı ve ben de burada varım deyip oynamak istediği maçlardır bu maçlar. Bu yüzden Galatasaray'ın işi bu bağlamda daha zor ve hücumcu bek olması, sahayı genişlemesinde kullanması, Galatasaray'ın o boşlukları yaratmasında e, anahtar faktör olacaktır. Bunun yanı sıra işte TTV, Hakim ekibi gibi iki değerli oyuncuyla Üçüncü bölgede hem topu tutup hem de hücum varyasyonlarını zenginleştirecek opsiyonları kullanıp artı sonuçlandıracak ki çok önemli. Pozisyonu sadece bulmakla yetinmemeniz gerekir. Şöyle bir deyiş vardır bazen önemli olan pozisyona girmek girmekte. Hayır önemli olan pozisyona girmek değil önemli olan girdiğiniz pozisyonu değerlendirip sonucu alabilmek günümüz futbolunda. Hı hı. Çok fazla maç sayabiliriz özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yarım şans buldu ve gol attı derler hı hı. ya da deriz. Tabii yani Bir kere geldi, iki gol attı gibi tabirler bazen abartı olarak kullanırız. Hı hı. O yüzden bitiricilik çok önemli. Çünkü o bölgeye gelene kadar 60 metre, 70 metre, bazen direkt hücum da olabilir ama pas istasyonlarıyla beraber o noktaya gelene kadar çok büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Ayrıca topu kaybettiğinizde ya da sonuçlandıramadığınızda ata bu sefer geçiş yeme şansınız var. O yüzden teknik kapasitesi yüksek, yüksek kalitede oyuncuların sahada olması çok kıymetli bir şey. Çok güzel. Ben size şunu sormak istiyorum. Mesela bunu hocama sorarım diye düşünmüştüm. Geçen hafta Ryan Babel ülkemizde çok önemli bir performansa ve kariyere sahip bir oyuncu. Daha önce de tabii ki şüphesiz ki Avrupa'da önemli isimlerden bir tanesiydi. Bir tweet attı. hakim Kim için gelmesi Galatasaray'a. İkar diye artı on gol yazar diye. Evet. Böyle bir şey mümkün mü? Ve burada neyi kastediyor? Böyle bir bu kadar önemli bir oyuncunun boş yere öyle bir tweet atması pek mümkün değil. Siz bunu nasıl analiz ediyorsunuz? Tam olarak az önce bahsettiğim konunun biraz daha detayı gibi. Çünkü Hakimziye çok değerli bir oyuncu. Kariyerinde Galatasaray'a gelişi belki bir düşüş olarak görülebilir uluslararası platformda. Ancak kendisi için yeni bir çıkış da olabilir. Tıpkı George Haji'nin kariyerinde yaşadığı sıçrama gibi. Çünkü o da Icardi gibi bir santraforla oynayacak. Baktığımız zaman üst düzey bir getirici. Üst düzey bir pasör, üst düzey bir asist sağlayıcı şut ve gol pası hazırlayıcı. Gerçekten çok kıymetli ve yetenekli bir oyuncu. Şimdi bazı pozisyonlar özellikle kanat ucumlarında orta olarak değerlendirilir ama bana göre birçok golde, Icardi'nin attığı gollerde ortadan ziyade gol pası gibi değerlendiriyorum. Ve Hakimzi bu orta değil ama gol pası oranlarını, Icardi'nin bulabileceği şansları bence yükseltebilecek bir oyuncu. Yani hepsi de adeta gümüş tepside de sunacak diyorsunuz evet. ve Icardi de kaçırmayacak diyorsunuz. Evet çünkü ilk yani Icardi çok değerli bir santrafor oyuncusu. Yani striker. Şimdi forvet. Günümüzde forvet. En büyük özelliği ne Muhteşem bir gol vuruşu var. Hem havadan hem yerden. Ama Icardi'nin farklı bir meziyeti daha var. Evet. Icardi'nin muhteşem bir pozisyon alma yeteneği var. Nasıl? Baktığınız zaman attığı, attığı gollere bir bakalım. Bu hafta yine attığı ikinci gole baktığımızda Hı -hı. sürekli stoperlerin ya da back stoper arasında ve kör noktalarında gezen onların göz temasını önce kurup sonra kafalarını çevirdiğinde göz temasından kurtulup kör noktalarında topla buluşup goller attığını görebilirsiniz. Hı hı. Görüntülerimiz olsaydı çok daha iyi olurdu. Keşke gösterebilseydik. Muhteşem Peki. bir muhteşem hı hı. bir pozisyon alma yeteneği var. Şöyle düşünelim. Kaan topu aldığında, hı hı. kafasını kaldırdığında Icardi'nin şöyle hemen elini kaldırdığını gördük. Ve o sırada Icardi iki stoper ya da bekle stoper arasında onu market etmek isteyen oyuncunun kör noktasında olduğunu ve topun geliş hızına açısına göre kendisini nasıl ayarladığını ve sanki eliyle topu kaleye gönderiyormuş gibi yumuşak ama darbeli aynı zamanda belden darbeli bir vuruş yaptığını gördük. Bu bitiricilik yeteneğinin yanı sıra muhteşem bir pozisyon alma yeteneği var. Hı hı. Gerçekten Avrupa'daki üst düzey santraforların ki kendisi yine Avrupa'da İtalya liginde gol kralı olmuş tabii, tabii. çok değerli ve kıymetli bir oyuncu. Gol vuruşunun ve bitiriciliğin yanında muhteşem bir pozisyon alma özelliği var. Daha öncenin de bir birikim söz konusu olabilir. Hani bir tane gol kaçırdı şeyden önce. Evet, yanılmıyorsam 58. dakikada Oliveira kendisine ceza sahasında bir top gönderdi. O gönderdiği topta topa yetişemedi, vuramadı istediği gibi. Ve sonrasında kamera yüzüne yaklaştığında şöyle bir hissiyat aldım. Yani bazen santraforlar golü kaçırdığında bir hayal kırıklığı yaşar. Ama Icardi sanki bunun muhasebesini yapıyor gibiydi. Yani ritmi ayarlayamadım. Tek ayakla mı, çift ayakla mı topa çıksaydım, biraz daha geriden koşarak mı gelseydim gibi. Ve yüzünde şu ifadeyi de görüyorsunuz. Tekrar deneyeceğim, tekrar arayacağım. Bunu görüyorsunuz. Hı hı. Nitekim yine geldi pozisyon. Bir gol kaçırdı ceza sahası altı pas içinden. Okan Hoca, enteresandır. Okan Hoca oyundan almadı Icardi'yi. Belki son 10 dakika biraz dinlensin diye, belki... E bakan bu yönde şans veririm diye merkez santrafor olarak da deneyebilirdi. Çünkü Trabzonspor'un belki biraz öne çıkacağı zamanlar olur. Arkasında boşluk oluşur diye. Çünkü spriter bir oyuncu. Bunu düşünmedi. Oyundan da almadı Icardi. Ve 90 artıda bile Kaan topu alır almaz. Demek ki kafasında hala o bitiremediği kafa vuruşunun muhasebesini yaparken hemen elini kaldırıp o topu istemesi ve muhteşem bir vuruşla gol yapması zaten bunu kafasında yapılandırdığını gösteriyor. Henüz fizik olarak geçtiğimiz sezonun sonunda bıraktığımız yerde değil gördüm kadarıyla. Normal ama mi? Normal, normal, yani. normal. Ama tabii ki o yeteneği çok fazla ön planda olduğu için muhteşem bir gol vuruşu özellikle ikinci gol, ilk gol de öyle ama özellikle ikinci golde muhteşem bir gol vuruşu var. İlk gol demişken burada ilk golde yine Oliveira ve Torreira'nın karşı preste Hı. muhteşem bir karşılaması, Oliveira'nın yaklaşması sonrasında Torreira'nın topa dokunması. Kerem'in içeriye girmesi, Mertens de orada. Bakasetas topu alıp dönmeye çalıştığında etrafında 4 tane Galatasaraylı vardı. Hı hı. Yani neredeyse dörde bir pozisyonda kapılan bir top. Yine Icardi'nin savunma arasında pozisyon alması çok güzel bir gol vuruşu. Bu yine vurgulamamız gereken konulardan Torreira'nın bu takım için ne kadar değerli oldu. Doğru, gol vuruşu da çok iyi. İlk goldeki gol vuruş direkt direkt evet. dibine bir sonraki o kafa golü de hani ben benim hayatımı seyretmediğim kafa gollerden bir tanesi. Her zaman birinci sıraya Fatih Tekke'nin Kadıköy'de hmm. Fenerbahçe'ye Rüştü Reçber'e attığı gol var. Hayatımda bir golü canlı evet. izledim. Evet. Bir de şansımı tam çaprazdan izledim. Gözümden hiçbir zaman gitmezken yani, dünyayı unutan biriyim. Ama <laughs> o pozisyon asla öyle bir kafa golü hiç muhtemelen görmedik. E, çünkü Rüştü Reçber olağanüstü bir kaleci. E, kaleciydi. E, ve Fatih Tekke oraya koşup ön şeyde arkaya doğru aşırtıp sadece bir topun geçeceği yerden o topu atmıştı. onu yerin, e, Onun dışında o da mesela ilk üçe girer şu evet. kafa golü de benim açımdan. Fatih abinin takım arkadaşı olduk Ankara gücünde. Fatih abinin böyle golleri var. Çok değerli bir santrafordur. Yani bu pozisyon alma yeteneğine madem konu açılmışken evet. onu da ekleyebiliriz. Muhteşem bir pozisyon alma yeteneği. Sezgisel olarak belki top buradan gelirken bile Kale'nin kale fotoğrafı bu alanda, kör noktasında, aklında kalecinin bulunduğu pozisyonu daha bakmadan vücut dilini, vücut açısını hesaplayıp muhteşem bir yetenek yani. Hı hı. Fatih abi de Fatih Tekke de öyleydi. E, peki Fatih Tekke demişken Trabzonspor'a geçebiliriz. Trabzonspor'la ilgili değerlendirmeniz neler olacak? Trabzonspor bu maç bu maça gelirken anladığım kadarıyla bir puan parolasıyla gelmiş her şeyden önce. Hı hı. E, oyun planlarını bir kenara bırakacak olursak yine santraforlardan açıldı Trabzonspor baktığım zaman özellikle son dönemde. Hı, hı başarılı zamanlarını, taraftarını mutlu eden zamanlarını çok iyi santraforlarla, merkez santraforlarla hı hı. geçirdi. İşte Alexander Sörloth, sonrasında Cornelius, takımın şampiyonluğunda büyük pay oynadı. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz, hı hı. Umut Bulut geçmiş hı. dönemde. Ama son dönem için konuşursak, yani Cornelius ve Sörloth gerçekten Trabzonspor takımı için çok önemli ve hı hı. onlara sonucu getirecek, heyecanlandıracak isimlerdi. Bu bağlamda Trabzonspor için en aşikar görünen konu bir bitirici Santrafor'un bu ikilinin mirasından sonra devamı, devam ettirme işi oldu. Hı -hı. Gördüğüm kadarıyla. E, oyun planı sizce neydi? Oyun planı işledi mi? Oyun planı yeterli geldi mi? Deme dışı ne zaman kaldı? Kaldıysa eğer. E, Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Trabzonspor'un oyun planında Galatasaray'ı önce durdurmak vardı. Hı -hı. Baktığınız zaman gol beklentilerini buldukları pozisyonlara. TZG ile savunma arkası koşullarıyla etkili olma planları vardı. Ancak en başında söylediğimi tekrar yineleyeyim. Tamam. Şimdi önde baş, baskı, üçüncü bölgede karşılama yaptığınızda baskı ve karşılama farklı şeyler. Hı hı. Bazen karşılarsınız üçüncü bölgede sayısal olarak bazen baskı yaparsınız. Şimdi Trabzonspor'un planlarını bozan konulardan biri yine Saşa Boy ve Angelinho'nun çizgiye, orta saha çizgisini ayak basıp bu oradaki pas dinamiğini eğer önde baskı varsa Muslera'nın onlardan yana kullanması temel nedenlerden bir tanesiydi. Artı Torreira'nın çok ciddi, dinamik karşı pres ve aynı zamanda ikinci top masterı olması bu maçta Trabzonspor'un taraftarla bütünleşen, o isteğini gösteren Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı daha baskın, daha dominant olmasını sağladı. Hı hı. Ee, derbiyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee... Ben benim mesela var sizden alayım. Ya maç sonu hı hı. bence çok güzel görüntüler vardı. Ben de oraya gelecektim. Evet. O olağanüstü bir şey, transfer açıklaması. Evet. Hani ben çok nadir görülen bir şey evet. dünyada. Tek eksiği neydi biliyor musunuz? Neydi? Yayıncı kuruluşu biraz erken e, haber verseydi. Evet. Organize bir şekilde e, olması. Çünkü maç biter bitmez e, ya yani zaten organize. Bu arada Galatasaray'ın çok iyi bir e, content Hı -hı. ekibi var ve onlar çok iyi çekmişler. ve O gizlice girmesi, o kapaşonu, evet. gözlük takması, evet. kimse bir anda ve bir e, hani o, bir anda orada şey sette gördük. Muhteşem bir görüntü. E, Galatasarayın kale arkasında. Yani hep diyoruz ya futbolun kalitesini e, izlenirliğini belli bir seviyeden yukarı çekelim. İşte rekabet etmemiz gereken konu bu. Çok güzel. Yani Galatasaray takımından bağımsız söylüyorum. Hı, tabii. Bu yaratıcı, bu zeka işi, bunun gibi şeylere devam edip birbirimizi o noktaya sürüklememiz lazım. Futbolun kalitesini, ülkemizin futbol kalitesini, ligin kalitesini belli bir noktaya taşımak için. Yani Türkboldan futbola dönmek için işte bunun gibi şeylere ihtiyacımız var. Çünkü bir dönem özellikle bayağı bir kaos hı hı. futbolu dendi, Türk futboluna e, yapılan yanlışların fark, farklı farklı konuşulması bir kaos futbolu çıktı ortaya. Yani hı hı. bu futboldan uzaklaşıp Türkbol, <laughs> Ben öyle adlandırıyorum. Türk bol. Güzel bu tabiri başladı. daha çok duyacağız herhalde evet, bu programda. Yani Türk, Türkboldan Türk, artık futbola uluslararası alanda global global alanda takımlarımızın her takımımızın ama olması gereken seviye bu. Bunları yapmalıyız. Hı hı. Çünkü bu sefer taraftarları daha çok işin içine çekiyorsunuz. Bu sefer Yayın gelirleri daha farklı bir noktada. Artık sempatik hale getirmek zorundayız ligimizi, takımlarımızın yüzlerini sempatik hale getirmek zorundayız. O yüzden bu bence çok zeki ve futbola bir, bir tık etki edecek ve yıllarca unutulmayacak açıklamalardan bir tanesi bence çok zeki iş. Şüphesiz ki bu arada hani e, Bean Sports'un yönetmenleri hepsi birbirinden tecrübeli ve hı hı. E, maçı maç konusunda oldukça fazla bir bilgiye sahipler. Sadece onların biraz daha erken haberdar edilmesiyle birlikte bu öykü en azından ekranları başındakilere daha fazla yansımış olur. Evetteki evet kamera arkaları çekilmiştir diye düşünmüştük. Okan Çakır yönetmenimiz hemen verdi. Gerçekten de bir evet. şey arkası var. E, kamera arkası var hadisenin. Ama e, bir anda onu orada görmek gözlerimize ben de gözlerime ben de inanamadım. Yani bu Çocuklara bahsettiğiniz konu, hı, Pardon. Bahsettiğiniz konu sizin uzmanlık alanınız olduğu için ben bu konuda pek yorum yapamayacağım. <laughs> o e, sadece şöyle bir şey ekleyebilirim. Bizim bu oyunu e, biz nasıl sevdiysek, biz bu oyunu sevme sebebimiz çocukluğumuzdan kaynaklanır Hemen hemen bence ülkedeki herkesin %90'ın, %95'inin Futbol çocukluk aşkıdır yani çocukken Kesinlikle. vurulduğu bir hadisedir. Tekrar futbolu çocuklara sempatik hale getirmemiz Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Sadece futbol değil, basketbol veya voleybolu. bir tanesini sempatik sporlarda. hale getirmemiz tüm lazım. Evet. Ama en çok futbolda da bu arındırmayı yapmamız gerekiyor. Çocuklar yani ilgilenebileceği bir meşgal olması için. Şu anki haliyle çok sanki öyle değil. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi takımların hepsi bu futbolun ortak bileşenleri. Hepsinin kalitelerini, sağ içinde, sağ dışında iletişimlerini arttırıyor olmaları bizlere, Türk futboluna, Türk halkına pozitif anlamda yansıyacak. Ve bu çok kıymetli bir şey. O yüzden takım ayırt etmek sizin güzel bir şey olduğunda bunu konuşalım. Tabii. Kim yapıyorsa yapsın. Tabii. Ve kaliteyi o noktaya çekelim. Tamam. Ben, ben bunun taraftarıyım. O yüzden çok yine diyorum, çok zeki iş. Çok güzel bu programda iş. her zaman hocam. E, Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe de Samsun deplasmanına çıktı ve e, şunu söylemeliyim ki Samsun Spor'u gerçekten çok özlemişiz. E, Samsun renklerini, Samsun Spor'un formasını çok çok özlemişiz. Hani ben e, özellikle benim çocukluğum geçtiğim döneminde Samsun Spor çok çok farklı bir noktadaydı. Umarım o noktaya doğru yine hareket eder. Çok önemli oyuncuları kadrosunda barındırıyordu. Çok önemli oyuncular e, çok formasını giyiyordu. Arda arda dediğiniz gibi e, önemli futbolcular sonra teknik adamlar e, futbol armağan etti. Onlar da özlemişler ama tribünler tıklım tıklım da hepsi formalı. E, o açıdan çok iyi bir maçtı. Sizin bu maçla ilgili genel notlarınız neler? Kırılma anları sizce nelerde, nerelerde oldu? Sonra benim bir iki sorum olacak. Size. Tabii öncelikle yine ben Samsun Spor takımıyla başlamak istiyorum. Hı hı. Zannedersem 11 yıl sonra Süper Lig'de evet, bir maça çıktı Samsun Spor. Samsun Spor taraftarı, Samsun şehri çok değerli taraftar ve şehir. Türk futbolunda yeri olan, Türk futbolunda alt, adını altın harflerle yazdırmış mazisiyle çok kıymetli bir şehir ve takım. Samsun Spor'un Süper Lig'de olması gerçekten Türk futbolu için de önemli bir değer. Türbünler çok güzeldi. İnsanların ne kadar özlediğini, ne kadar çok futbola ya da büyük takımın Samsun'a gelmesini gör görmeleri hı hı. kıymetliydi ancak maça geçmeden önce zemin konusuna bir temas etmek istiyorum. Harika olur. Çünkü ben defalarca Samsun'da maç oynadım. Samsun Spor'la maçlara çıktım. Zemin hep iyiydi. Hep hep belli bir standardın üzerindeydi. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman dün maçın en negatif yönü ne diye düşünürsek zemindi. Umarım bir an önce Zemini de uygun ve iyi hale getirirler diyerek başlamak istiyorum. Bir standartımız olmalı ve bunu e, karar verici ve e, icracı mecranın, icracı organizasyonun yani nedir? Futbol Federasyonu'nun hmm. muazzam bir silsizlikle <laughs> üzerine gitmesi gerekiyor. Eğer e, olimpiyat stadında birkaç ay önce e, final oynandıysa ve o halı gibi zemin yapılabildiyse e, yapılabilir. mutlaka yapılabilir. Muhtemelen yönetim bu konuda çalışmaları vardır, bir planları Kesinlikle. vardır diye düşünüyorum. Hmm. Bu sadece gözlem olarak belirtmek istedim. Dediğim gibi hani o şekilde e, onun önderliğinde bir şeyler yapılabilir. Işık, zemin, hı hı. bunları mutlaka düzeltmemiz lazım futbolun kalitesi evet. açısından. E, Fenerbahçe e, önemli transferlere imza attı. Çok ciddi bir e, kadro yapısına ulaştı e, ve özel e, yıllardır, 4-5 senedir. Eleştirilen noktada e, o eksikliğini gidermiş gözüküyor. Daha kaliteli Hı -hı. ayaklar. Şu an Fenerbahçe forması giyiyor. E, hepsini saymayacağım. Sözü size bırakacağım. Hı -hı. Siz bu maçı nasıl başladı ve özellikle Fenerbahçe bu maçı e, nerede kazandı Hı -hı. sizce? Yine geçen hafta konuştuğumuz gibi maçın ötesinde baktığımızda Edin muhteşem bir kafa vuruşu. Yine Icardi'nden bahsettik. O da iki stoper'in, iki savunma oyuncusunun kör noktasında buluşuyor. Ve daha zor bir pozisyonda topu ağlara gönderip gol yaptı. Baktığımız zaman Cengiz, Fred bu maçta takıma neler katabileceklerini çok net bir şekilde gösterdiler. Hı, hı. Şimdi Cengiz Ünder çok önemli bir oyuncu. Tabii. Yaşı itibariyle ve sahadaki isteğin arzusunu gördük. Kanatta oynadığında, çizgide oynadığında topla içeriye deplase olduğunda bir silah haline dönüşebiliyor Cengiz. Artı bu kadar istekli olması, bu kadar takım için performans vermek adına bu kadar çok arzu etmiş olması gerçekten Fenerbahçe'nin artısı. Fred çok değerli bir oyuncu. Son 5 yılda Manchester United'da baktığımız zaman 30 maç ortalamayla oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve modern bir orta saha oyuncusu her şeyden önce Fred. Dinamik, atletik, baskıda, karşı preste ve oyun kurulumunda Fred'i her yerde görebilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Kendi kale çizgisinden top çıkardığını ve belki bir 30 saniye sonra ya da bir dakika sonra rakip ceza sahasında altı pastan topa vuruşu ki başta da bir, bir gol kaçırdı. Hı hı. Topla buluştuğunu görebileceğiniz hiperaktif bir oyuncu. Çok hareketli, her iki ayağında kullanabilen, orijini solak ama sağ ayağını da iyi kullanabilen ve çok hem vücut diliyle hem enerjisiyle Fenerbahçe'ye ben çok şey katacağını düşünüyorum. Her şeyden önce hem Brezilya milli takım oyuncusu da çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin transferleri içinde nokta atışı yapılmış bir ...oyuncu olduğunu söylemek lazım. Şimdi Cengiz ve... Tadic... Vardan dönen topta sözünü kesme. Değil mi ama şunu soracağım. Vardan dönen golü var ya... Evet. ne kadar çok sevindi değil evet. mi? <laughs> Az önce saydığınız CV'ye sahip bir oyuncunun... Evet. ...ilk maçta böylesine bir coşkuyla... ...o gol sevincini yaşaması da inanılmaz değil mi? Muhteşem bir coşku yaşadı ve o vücut dilini... ...hem arkadaşlarına hem taraftara yansıtması... ...gerçekten çok pozitif bir şey. Kariyerli olabilir. Önemli takımlarda oynamış olabilir ama... Hı hı bu performansı hem mental olarak hem fiziksel hem teknik olarak sahaya yansıtması aynı zamanda vücut dilini pozitif anlamda taraftara ve arkadaşlarına geçiriyor olması çok değerli bir şey. Yani Fred Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Tıpkı geçen hafta İsmail'den bahsetmiştik. Hı hı. Sözünüzü kestim ondan bahsedecektiniz herhalde. Evet. Buyurun. Buyurun. siz Evet. E, İsmail'in bence iyi oyunu devam ediyor. Özgüvenli bir şekilde İsmail Hoca ile birlikte şans hı hı. bulacağını ve takımın dinamiklerinden biri olacağını söylemiştik. Baktığımız zaman Fenerbahçe orta sahasına İsmail ve Fred birbirini tamamlayan iki oyuncu. İsmail Tabii. daha merkezi alanı kapatan, aynı zamanda çok iyi dönen top alan. Bakın dönen topa dokunmak çok önemlidir. Ama daha önemli bir şey var. İkinci topları alıp sakinlikle indirip topu uzaklaştırmadan ya da vurmadan kalabalık olsa bile topu indirip kazandırıp oynamak bu farklı bir meziyet ister. Yani İsmail'de bu var. Hı hı. Bunu da önce de konuştuk ve İsmail önemli bir oyuncu haline geldi ama daha önemli bir oyuncu haline evrilmek üzere. Hı hı. Modern bir orta saha oyuncusu olarak. Onların önünde görünen o ki, oyunun özellikle ilk 60 dakikası Şimanski'yi istedi. Hı hı. Çünkü Ona gelecektim ben de. Evet. Siz İsmail dediniz, Fred dediniz, evet. şimdi Şimanski diyorsunuz. Üç. Evet. İleride idare olacak mutlaka. 4 evet. Cengiz olacak, 5 Cengiz ve Tadiç. Ve Tadiç olacak 6. Bu bu altılı şu ana kadar gördüğümüz fotoğrafta. Muhtemelen bu altılı Fenerbahçe'nin az as... belli oldu, o altı belli oldu o zaman. Gibi görünüyor. Tabii ee... performanslara bağlı olarak farklı değişiklikler olabilir sakatlıklara göre ama bu altılının birbiriyle olan iletişimi çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz. Nasıl buldunuz? Bence çok iyiydi. Hı hı. Şimdi Cengiz zaten ile takım arkadaşı. Daha önce birlikte forma giydiler. Şimdi Tadiç'in vücut dili sol taraftan getirdiği toplara bakıyorsunuz. Ee, daha çok çizgiye ayak basan, içeriye de zaman zaman girip asist yapabilen bir oyuncu. Ama Cengiz daha farklı. Golde yaptığı gibi hatta 15. dakikada yine goldekine benzer bir şekilde Ceko'ya attığı muhteşem bir savunma arkası pası var. Hı hı. Ve top Ceko'nun önüne düştü. Tabii ki zor bir pozisyonda. Gol olmadı pozisyon ama bunları çok göreceğiz. Cengiz zaten bunların hem asist olarak hem gol olarak bunların çok örneğini gösterdi. Onların arasındaki iletişimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi oyuncular arasında aynı şeyi düşünme, aynı anda aynı şeyi hissetme iletişimi bu sessiz bir anlaşma gibidir. Hı -hı. Bu iletişimi yakaladığınızda artık bazı şeyleri otomatik hale getirebilirsiniz. Çünkü mükemmelliği getiren şey reflekslerdir. Refleks yapmak için de bir şeyi çok tekrar etmeniz gerekir. Hı hı. Ama aynı zamanda aynı şeyi düşünebiliyor ve aynı kaliteye yaklaşmış olmanız lazım. Şimdi baktığınız zaman, Tadic, Ceko, Cengiz, Fred çok üst düzey takımlarda oynadılar ve aynı enerjide olan bir şimanski ve onların en arkasında arkada her şeyi gören, bütünü gören orta sahancı olarak İsmail bence çok doğru ve iyi bir altılı özellikle iç saha maçlarında Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri Galatasaray'la benzer olarak son 30 metrede rakip derinde savunma yaptığında o kilidi çözecek anahtar paslar ya da topu orada tutup rakibi daha çok baskı altına alacak aksiyonların, hücum opsiyonlarının kullanılmasını çok fazla göremiyorduk ama şimdi bir merkez santraforumuz var. Hem yerden hem havadan çok iyi. Yanında iki tane çok iyi getiricisi var. Arkasında hem şutör hem iyi pasör bir oyuncu, sonra baktığınız zaman Fred ve İsmail'in teknik kapasiteleri birbirinden bağımsız ama birbirine çok bağlı şekilde ciddi performans verebilecek bir üçlü görebiliyorum şu an hı hı. İsmail, Fred ve Şimanski özelinde. Taraftar, bir kere taraftar zaten adı üstünde bir psikolojidir takımı sevmek. Duygusal bir şeydir yani baktığınız zaman. Hı hı duyguyla bağlı olur ve takım o duyguyla bağlı olduğu için takımına karşı hissettikleri konusunda çok hassastır ve çok iddialı analiz eder. Yani neyin ne eksik olduğunu, hmm. neden e, başarıya ulaşılamadığını yıllardır eleştirilen nokta ne olursa olsun, eee mağlubiyetlere veyahut da kötü gidişata reaksiyon veremeyen oyuncuların azlığı veyahut da hmm. içliği konuşuluyordu taraftarlar arasında. Şimdi o konuda tamam e, futbol için seviyeye atlamak için daha zaman çok erken. Bunu sonra belki konuşacağız ama o hissiyatı taraftar yakalamış durumda. Baktığınız zaman hemen basketboldan örnek verelim. Bir Ömer Onan mesela bir mağlubiyeti asla kabul etmeyen ve saha içindeki isyanın ateşini yakan e, diğer oyunculara da bu sirayet eder ve tribünlere doğru gider. İbrahim Kutlay hep böyledir mutlaka isyan ederler. Birer de taraftar oldukları Hı -hı. için aynı zamanda. Formalarını giydiği taraftar, şey kulübün. Ee, taraftar bunun eksikliğini hissediyordu. Sanırım Fenerbahçe'de e, şu anda o eksiklik giderildi ve bunu yapacak birden fazla oyuncu var. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Ömer abiye de buradan selamlar. Hı -hı. <laughs> Kesinlikle ilk hafta bunu Tadiç'te gördük. Ceko'da gördük. Hı -hı. Taraftarla olan bağı, iletişimi, sağ içindeki kırılmanlarında ya da ...deorganize olunan anlarda ne kadar sorumluluk aldıklarını gördük. Fenerbahçe-Samsun spor maçında Cengiz'in özellikle oyundan çıktıktan sonra bile... ...kulübeden takım şey vücut dili, bunlar çok önemli şeyler. Bazen takım içerisindeki sinerji evet kazanarak oluşur... ...ama oyuncuların bunu sorumluluk duygusu altında itiyor olmaları... ...takımı ve taraftarı belli bir noktaya getirme çabaları da çok kıymetlidir. O noktada size katılıyorum. Gerçekten çok Fenerbahçe karakterli ve aynı zamanda sahaya enerjisini ve sorumluluğunu koyacak ona oyuncularla birlikte istediği, taraftarın o istediği, arzuladığı, kendisini görmek istediği her şeyden önce taraftar orada kendisini temsil eden takımın hı hı. ortaya koyduğu performansı en üst seviyede görmek istiyor. Hı hı. Ve Fenerbahçe'de gün geçtikçe tabii çok iyi bir oyun oynamadı hı hı. Samsun Spor maçında ama kazandıkça sinerji oluşur. Kazanmaya devam ettikçe enerji büyür. Kazanmaya devam ettikçe özgüven takımı takım yapar. Çünkü soyunma odasında çok fazla hem oyuncu olarak hem antrenör olarak hem direktör olarak bulunduğum için kazanmak belli noktalarda kırılma anlarında takımı takım yapar. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe 2-2 yaptı. Şu an Gayet iyi gidiyor işler. Oyununu geliştirerek giderse üzerine koyarak gideceği görüntüsünde. Hı hı. Hocam Beşiktaş'a geçelim. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa. 13 takımımız var. Tabii. Beşiktaş'a geçelim. E, Pernik Spor karşısında e, biraz daha favori çıktı tabii ki şüphesiz. E, elbette ki bir takım aksilikler, bir takım işte transfer konusunda e, taraftar belki şu anda mutluydu. İki, diğer iki rakibi e, o açıdan biraz daha öne gitti ama biz gene futbol kısmına dönecek olursak ilk son soracağım soruyu başta sorayım mı size? Olur. Size ben süreyi daha doğrusu sözü bırakacağım ama ya tamam transfer işte güç işte geçen senekine katkı biraz daha yüksek seviyeye çıkarma isteği şüphesiz ki var ama Beşiktaş'ın böyle bir şey ihtiyacı var mı Pendik Spor karşısında kendi sahasında içerisinde kendi sahasında Doğma Bahçede oynarken evet. bu maçı kazanabilecek güçteydi her zaman o formayı giyen her oyuncu çok önemli bir kalibrede oluyor. E Pendik Spor çok önemli bir stratejide sahaya çıkmış. Hı hı. Osman Özköylü e, mental olarak oyuncularını süper çok çok iyi hazırlamış gözüküyor. Mental olarak kazanmış gibi. özellikle ikinci yarıda. Beşiktaş'ın e, sizce o katkıyı veya da kadroyu güçlendiremediği için bu maçı e, e, bu maçta puan kaybı yaşadı. Ya yani şöyle şimdi maçın psikolojisine baktığımız zaman geçtiğimiz hı hı. hafta 5-0 kaybetmiş. 5-1 yani 5-1 değil mi? Yanlış söyleyeyim mi? 5-1 kaybetmiş bir 5 Hatay. Hı -hı. Hatay maçında Pendik Spor. Hem de iç sahada. Hem de iç hı hı. Oyuncuların enerjisini düşünün. Beşiktaş kendi sahasında 5-1 kaybetmiş bir takıma karşı oynuyor. Hı hı. Motivasyon eksikliği olabilir. Yani bunu kabul ediyorum. Motivasyon, hı hı. motivasyon eksikliği olabilir. Şimdi diğer taraftan baktığımızda Pendik Spor'a önce baskı ama aynı zamanda inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Beş yemişsiniz. Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. Oyuncular her şeyini vermek zorunda. Hı hı. Şimdi skordan bağımsız konuşmak istiyorum. Kadıköy Spor çok ciddi bir efor sarf etti, özellikle ikinci yarı Beşiktaş'a karşı çok dirençli bir oyun oynadı. Gerçekten sahaya her şeylerini yansıttılar, verdiler. Ama skordan bağımsız konuşmak istiyorum. Hı hı. Mesela dakika iki. Tamam. Yanlış hatırlıyorsam lütfen dakikaları düzeltin. Dakika iki. Onur'un içeriye triplingi, hı hı. Muleka'ya attığı bir pas var. Evet Mule, Muleka sol ayağıyla topu dışarıya doğru, geriye doğru kontrol etti. Ya bu topu içeriye doğru, kaleye doğru kontrol etse, bir gol vuruşu yapıp, gol yapsa. Her şey başlamadan biter. Baktığım, baktığımız zaman. Belki ikinci dakika, çok erken biter diyemeyiz ama çok ciddi bir avantaj olur. Sonrasında Beşiktaş golü buldu. Yine 25-26. dakikada Rosin çok güzel bir gol pası, orta değil o, gol pası. Yine Muleka'nın kafayla kaçırdığı, alt pas çevresinden kaçırdığı bir pozisyon. İkinci yarı bu sefer e, yanlış hatırlamıyorsam, Mert'in muhteşem bir pası Muleka'ya, direkt hücum. Muleka'nın kontrolü ve içeride Abu Bakar'a servis ettiği çok önemli bir gol pası. Abu Bakar'ın kaçırdığı pozisyon. Şimdi şunu düşünüyorum, bu karşı karşıya pozisyonlar gol olmuş olsaydı, çünkü net hı hı. olasılığı çok yüksek. Şimdi bunu konuşuyor olur muyduk? Farklı bir şey konuşacaktık. Futbolda bu zaten, evet. değil mi? <laughs> Güzelliği de bu. Evet, yani, yani skordan o... bağımsız. Tabii ki Pendik Spor'un ciddi bir eforu. ikinci yarı özellikle Romero'nun oyuna girmesinden sonra, Romero'nun özgüveni, teknik kapasitesi, arkadaşlarına verdiği o özgüven. Şimdi Beşiktaş takım da böyle bir şey beklemiyordu. Baktığınız zaman, hı hı. çok Pendik Spor'un önemli bir performansı var orada. Bunu göz ardı etmiyorum. Hakkında vermek lazım. Ama dediğimiz gibi biz farklı açılardan bakacaksak şimdi bu saydığım pozisyonları tekrar gözden geçirdiğimizde başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Şimdi işin diğer bir tarafı özellikle Şenol Hoca ikinci yarı yaptığı değişikliklerden sonra Chamberlain oyuna girdi. Raşit Sağ oyuna girdi. Bu değişikliklerden sonra Beşiktaş'ın sağ içinde organizasyonunun nasıl farklılaştığını, belki de Şenol Hoca'nın takımlarını çok yıllarca izledim. Bu kadar deorganize görmemiştim. Bir 10 dakika Beşiktaş takımı Getson sola geçti. Oxlade Chamberlain ortada, Rashid ise sağda. Şimdi Getson'un sola geçmesi Beşiktaş orta sahasında bir anda bir karmaşaya neden oldu. Ve organizasyon kaybının Anladığım kadarıyla yani şu an sadece hislerimle konuşabilirim. Şenol Hoca'ya sorsanız bu maçta en çok neye üzüldün diye hı hı. teknik direktör olarak şunu söyleyebilir. Belki 60 ile 70 arasındaki o takımın organizasyonunu sahada göremeyişine üzülmüş olabilir. Çünkü Beşiktaş gerçekten hangi oyuncunun hangi pozisyonda nereye koştuğunu, bazen iki oyuncunun aynı yere koştuğunu, pozisyonlarını kaybettiklerini, organizasyonlarını tamamen kaybettiklerini gördü ve hemen 70. dakikada Başka bir değişiklikle Şenol Hoca hemen oyuna müdahale etti. Bu hı hı. sefer e, Rebic'i oyuna aldı. Getson'u tekrar orta sahaya çekti. Takım biraz daha eski organizasyon ama o 10 dakika bence Şenol Hoca'yı bu maç üzerinde çok üzmüştür diye düşünüyorum. Hı hı. Ve sonrasında Romero'nun bir arapası penaltı. Penaltı vuruşu Romero'nun yine son derece soğukkanlı. Mert'in onu, ki çok iyidir. Kim Mert bekledi Romero'yu çünkü Romero adım aldığı anda dünya futbolunda çok bunun örneği vardır. Tek adımla ya da adımda seken oyuncuların mutlaka kalecinin yapmasını bekler Hı. Mert de son belki yarım saniye ya da bir saniye kadar bekledi de ama çok rahat bir vuruşla gol yaptı. O yüzden hakkını da vermek lazım hem oyuncunun hem de Spor'un ikinci yanındaki eforunun hakkını vermek lazım. Çok kıymetliydi ama şunu da biz tabii ki konuşacağız. eğer bu girilen pozisyonlar farklı sonuçlanmış olsaydı başka bir şey konuşur muyduk? Bunu da konuşmamız lazım. Konuşur muyduk? Konuşurduk. Bence, bence, bence kesin konuşurduk, konuşurduk yani. Çünkü, Çünkü ama biz tabii biz her şeyi konuşuyoruz. 4-0 bit, bitmiş maçta da bu kadar böyle bu tür yorumları yapmak da hani kolay olmasa gerek bizim için çok Hı -hı. E, iyi gözle bakmazlardı o zaman. Yani kimsenin <laughs> ne dediği çok fazla önemli değil. <laughs> Ee, biz burada Şifesiz. gördüğümüzü, doğru gördüklerimizi konuşuyoruz. İhtimalleri konuşuyoruz ama altını çizmek lazım. Pendik Spor çok ciddi bir efor, özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir efor sarf etti. Bir parantez, Chamberlain'e çok fazla adapte olmuş göremedim açıkçası. Yani yerini çok fazla kaybetti, pasatağları yaptı. Ama bu pasatağlarından sonra çok fazla reaksiyon da göstermedi. Yani o reaksiyon eksikliği de özellikle belki de, o sahaya yansıyan o kötü görüntünün başlıca nedenlerinden biri olabilir. Hocam son 5 dakikadayız. E, neye ihtiyacı var Beşiktaş'ın? Yani siz olsanız e, nasıl bir takviye yaparsınız? Ve... Şimdi ben olayım. Benim üzerimden yorum yapmıyorum yani ben olayım da yorum yapmıyorum ama. Tamam. Şimdi Tabii tamam. öncelikle... neyin eksikliğini gördünüz yani? yani muhtemelen Ö... taraftar onu bekleyecek. Öncelikle geç kalınmışlığın hı hı. etkisi var. Yani bir takım kurarken bu takım Şimdi Şenol Hakkım Şenol Hoca'nın hakkını vermemiz lazım. Geçen hafta bunu konuştuk. Hala Şubat ayından beri maç kaybetmemiş bir Beşiktaş var. Hı hı. Hazırlık maçları dahil maç kaybetmemiş. O hocanın istediği oyuncuların geç gelmesi, takviyelerin geç yapılması belki de Beşiktaş'ın en temel problem. Zaten hocanın ve yönetimin yaptığı kurguların sahaya yansıması birkaç hafta daha alır. Hı hı. O zaman daha detaylı ve net konuşabiliriz. Ama spesifik olarak baktığımızda yeni gelen oyuncuların adaptasyonu şu an Beşiktaş için transferden daha önemli gibi duruyor. Hı. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu. İşte güzel bir formül gene. Ben zaten bunu merak ediyordum. Ben sorumun cevabını fazlasıyla aldım. Yani yeni bir transfer yerine mevcut oyuncuların adaptasyonu... Çünkü yeni ıı, transferler yapıldı. Yine Beşiktaş'ın eksikleri var. Birkaç hafta sonra daha net Resimler ortaya çıkacaktır. O resimler üzerinden konuşmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü içeride ne yaşandığını bilmiyoruz. Şimdi kulüplerin maddi yapıları, bütçeler ne durumda? Şimdi bakıyorsunuz geçen bir açıklama yapıldı transferlerle ilgili. Yani çok ciddi paralar istiyor oyuncular. Hı hı. Şimdi kulübün bu tarz külfetlere ve e, ileride kulübü zorlayacak Meblalara imza atıp atmamak da kulübün geleceğini etkileyecek kararlardan biridir. Hı hı. Yani bu bağlamda bunun kararını veriyor olmak da sorumluluk duygusu getirir. O yüzden içerideki yapıyı bilmeden, ekonomik durumun ne olduğunu bilmeden çok fazla net ve spesifik cümleler kuramayız tabii. Ama ben yine geçen hafta da söylüyorum Beşiktaş'ın yarıştan çok uzak kalacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Hı. Hocam ağzınıza sağlık. Programımızın final bölümüne girdik. Daha bir, son birkaç dakika. Sizin adınıza nasıl geçti bugün program? İstediğiniz gibi miydi? Gayet güzeldi. <laughs> güzel bir sohbet oldu. Güzel bir futbol sohbeti oldu. Tekrar iğneliyorum. Ee, lütfen e, bu programı e, izlediğiniz, çok teşekkür ederiz sizlere. Ama buradaki konuşulanların gözüyle e, veyahut o perspektifte maçlara baktığınızda gerçekten çok büyük keyif alıyorsunuz. Farklı bir noktadan bakıyorsunuz ve biz bu her hafta bunun üzerine hocam özellikle koymaya, üzerine o bakış açısını vermeye devam edecek. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Benim için keyifti. Teşekkürler. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.